C'est seulement, après avoir assuré l'exécution de ces mesures, nécessaires au salut de la patrie, que nos fédérés partiront pour la frontière. Merhaba tatlım, seni ne zaman göreceğim? Yetişemem. Son bir hastam var. Geç olduğunu biliyorum ama bu yeni birim. Hayır diyemedim. Gerçekten ısrar ettiler, ne yapabilirdim ki? Ellerimde şifa var biliyorsun. Senin için de bebeğim. Fakat senin heyken başka. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen girin. Başlamadan önce tüm hastaların geçmişini öğrenmek isterim. Yani bu formu doldurmanız gerekiyor. Paltonuzu oraya koyun. Formu doldurduktan sonra başlayabiliriz. Telefonda söylediğinize göre fıtık sorununuz vardı. Acı çektiğinizi biliyorum. Sizi daha önce tedavi etmedim, değil mi? Sanki tanıdık gibisiniz. Gördüğüm bir yüzü pek unutmam da. Bana 50 ver. Beni rahat bırak. Hadi sana yardım edebilirim. Ne yani, kendini öldürmek mi istiyorsun? Evet. Hayır, hadi. Evet. Evet. Yardımını istemiyorum. Bırak gideyim. Bırak gideyim. Şşş, hadi yapma. Aman Tanrım. Benimle kal. Hey. Hadi direnmeyi bırak artık. Direnmeyi bırak. Sana yardım edebilirim. Bunu yapmak istemiyorsun. İstiyorum. Hayır, tabii ki istemiyorsun. Bana elini ver. Hadi. Hadi. İstiyorum. İşte böyle. Hadi gel. Ah Tanrım. Ah Tanrım. Ah. Ne bakıyorsun? Şu güzel bileziğe bakıyordum. Bir şeyler yemek ister misin? Yemek yedim. O zaman dondurma ya da başka bir şey yeriz. Hayır, gitmeliyim. Acelen ne? Sana ne? Bak. Ne yapacaksın? Düşündüm ki belki kahve içebiliriz ya da başka bir şey. Hayır mı? Dostum, neden kendi işine bakmıyorsun ha? Burada her şey yolunda. Her şey yolunda değil mi? Hadi üzülme artık. Arabaya bin. Her şey yoluna girecek. Buyurun. Teşekkür ederim. Bundan ister misin? Hayır, sağ ol. Pekala. Hangisini önce yiyeyim? İkisi de güzel görünüyor değil mi? İlgilenmiyorum. Annenle babanı üzeceğini düşünmedin mi? Onları görmüyorum.
Anne, ailenle yaşamıyor musun? Hayır, kendi başımayım. Kendi param var. Kaç yaşındasın? 14-15? 16. Okula gidiyor musun? Soru sorup durma, tamam mı? Sadece sus. Affedersin. Sadece... Sen de kendimden bir şeyler buldun. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Uyuşturucu sorunun varsa yardım edebilirim. Bak, benim böyle bir sorunum yok, tamam mı? Sadece... Hoşuna gitti mi? Hı? Yemek yemem hoşuna gitti mi? Hı? Evet. Tamam, çok güzel. Tuvalete gidiyorum. Durun, sizinle konuşmamız gerekiyor. Benimle mi? Evet. Ama ben bir şey yapmadım. Hata yapıyorsunuz. Ben Romanyalı bir öğrenciyim, o kadar. Bizim aradığımız işte bu. Ama ben bir suç işlemedim. Feride kliniğine seni geri götürmek istiyorum. Hayır. Hayır. Ora Petrescu. Hadi hayır. Yürü. Hadi. Hayır. Beni geri götürmeyin. Çok param var. Size binlerce dolar veririm lütfen. Ne olur. Hayır, hayır, üzülme. Seni geri götürmeyeceğim. Tamam, seni tamam. Geri götürmeyeceğim. Hayır dedim. Yasalar seni anne babana seni götürmeyeceğim. Seni kliniğe geri götürmeyeceğim. Seni annene götüreceğim. Hadi yürü. Hayır. Tamam. Sakin hadi. Ol. Bunu yapamazsınız. Hayır, lütfen. Hey, bırakın onu. Sorun yok, sorun yok. Her şey kontrol altında, sorun yok. Fahişe. Evim evim, güzel canı evim. Canı cehenneme. He? Beni oraya götüremeyeceksiniz. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Çok büyük bir hata. Evet, ne istiyorsunuz? İyi günler, Kayıp Çocuklar Bürosu'ndanız. Evet. Ora'yı bulduk. Ora. Ora'yı mı buldunuz? Ora, şuna bakın. Aa, benim küçük bebeğim. Bu sorunlu ama küçük güzel kızın annesiyim ben. Bebeğimi geri getirdiğiniz için ikinize de teşekkür ederim baylar. Çok naziksiniz. Senin iyiliğin için kliniğe gönderdik. Ve biz karar verinceye kadar orada kalacaksın, tamam mı? Bırak gideyim. Ne olur gideyim, oradan nefret ediyorum. Beni oraya gönderme, orada ölürüm lütfen. Giovanni! Bak kim geldi. İki polis onu az önce eve getirdi. Aman ne sürpriz. Buna alışığız. Annesinin başına hep dert açıyor. Üzgünüm baba ama klinik çok korkunç. Orada beni öldürecekler. Onu yukarı çıkar. Biraz çay ver. Hadi götür onu. Hadi gidelim. Başımızda çok dert var ve annen çok kızgın. Biliyorum baba ama ne olur burada pekala, kalayım. Yeter. Yemin ederim daha iyi olacağım. Annenin bugün düşünecek çok şeyi var. Bir başka seans mı? Büyük bir seans. İstersen sana biraz yemek getireyim ha? Yemeye çalış. Anneni mutlu et biraz. Aç değilim. Aa, evet ama yemek zorundasın. Hayır. Bu yüzden kliniğe dönüyorum. Hayır. 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 İyi akşamlar Stefan. Merhaba. Sizi görmek ne güzel. Şemsiyenizi alayım.
Yanlış bir gece Stefan. Buyurun. Ama belki ruhlar hoşlanır. Hadi geçin. O gerçekten çok iyi. Nikolas konuşmaya başladığında ellerimi seyret. Ben telefon eden kişiyim. Aa, evet. Aman Tanrım. Geç mi kaldı? Sorular. Acaba annemle konuşabilecek mi? Çok sorumuz var. Biz burada toplananlar. Nikolas. Azizim. Bize yardım eder misin? Nikolas. Bu gece... burada bizimlesin. Seni arıyorum. Girmeme izin ver. Bu Nikolas değil. Bir başka ruh bu gece bizimle gelmek istiyor. Katillerini izleyen ruhlardan biri. Evet, onlardan biri. Bundan eminim. Konuş. Kafam. Kafamı kesti. Kafamı kesti. Beni öldürdü. Beni öldürdü. Bir infaz canavarı. Bir infaz canavarı. Ben ilk değildim. Ben ve ilk son değildim. Olmayacağım. Ve son olmayacağım. Katilin kim olduğunu biliyorum. Katilin kim olduğunu biliyorum. Katilin varlığını, bilen, varlığını tek bilen tek kişi. Evet, biliyorum. Evet. Evet. Sizi tanıyorum. Sizi tanıyorum. Biliyorum sizi. Biliyorum sizi. Hey! Hayır. Kapat şu kapıyı. Anne! Anne! Baba durun! Anne! Anne dur! Durun! Ah!
bana anlatmalısın. Bir şey görmüş olmalısın. O kimdi? Hiçbir şey görmedim. Onun yüzünün önünde kafalar vardı. Duvardaki bu şeyleri kontrol edin. Büyülü şeylerden olabilir. Evet, şunlara bakar mısınız? Geç oluyor. Artık beni eve götürün. Bu gece baştan beri bir tuhaflık vardı. Odada bunu hissettim. Hiçbiriniz bir şey duymadınız mı? Anne babasından başka akrabası var mı? Hayır. Siz de biliyorsunuz. Son kaçışına kadar benim hastamdı. Öyle mi? Faraday Klinik'te benim hastamdı. Annesi babası getirmişti. Onun neyi var? Ne yazık ki bunu söyleyemem yüzbaşı. Fakat bu olayla ilgisi yok. Onu geri götürmeye hazırız. Onun yardıma ihtiyacı var. Yarın merkeze gelin ve bazı kağıtları işleme koyun. Eminim onu size teslim ederler. Soruşturmamız bittikten sonra tabii. Bir çifti cinayette çılgın adam cinayetlerinin sayısı 4 oldu. Grev yapan işçiler pazarlık masasına geri döndü. Eyalette ise yeni vergi yasasının vatandaşı zor durumda bırakacağı konuşuluyor. Bu olaylar insanlara eğlenceli gibi geliyor. Katile kelle avcısı adını takmışlar. Evet, duydum. Eminim Grey söylemiştir. Evet, sürekli haberleşiyoruz. O zaman adamın neye benzediğini de söylemiştir. Merak etme, seni kimse görmedi. Aa, çok komik, ne kadar güzel. Ne espri ama. Şimdi burada gerçek bir iş yapabilir miyiz ha? Arni, kilolarına yenilerini eklemekten başka ne yapıyorsun? Bir bakalım. Çeşitli haber derlemeleri, geçen geceki KKK yürüyüşü. Ve uzay mekiğinin inişi. Ve başkanın Belgrad gezisi. Peki seks var mı? Belki First Lady de gidiyordur. Hayır, unut bunu. Sanırım Tour de France'da biraz seks malzemesi çıkar, ona bak. Tanrım, bunun haberini asla sunamam. Hoş geldin Grace. Biraz daha stilize bir şey olamaz mı acaba? Ben böyle yaptım ama daha bitiremedim. Bu çok daha iyi. Hayır, iyi değil. Daha net bir şekil tercih ediyorum. Belki de kelle avcısı gibi bir şey. Mükemmel, iyi fikir. Çok zevklisin. Sanırım artık işe dönmeliyim. Çünkü benim provalar için bana ihtiyacı var. Bu arada Grace, üzerindekiler sana çok yakışmış. Grace'e ne vereceğimizi biliyorum. Ne? Büyük kan kırmızı harfler. Okuması için. Alo. Evet, benim. Tabii geri isterim. Ne cehennemdesin? Sadece $6 almıştım. Bir şeyler yemem gerekiyordu. Dün geceden beri dolaşıyorum da. Beni nasıl buldun? Kimlik kartından. Önce evini denedim. Gidecek yerin yok mu? Hayır. Kalacak bir yer arıyor musun? Hayır. Başka bir şeye ihtiyacım var. Yardım etmek istiyordum ve düşündüm ki... Tamam, biraz daha para istiyorsun. Hayır. Ne peki? Eve gitmek istiyorum. Eve mi gitmek istiyorsun? Seni eve götürürüm. Ofisime gel ve annene babanı ara. Her şey düzelecek. Tamam. Yukarı çıkıp annene babanı aramak ister misin? Hey, tamam, bak. Yukarı çıkıp anahtarlarını alacağım, tamam mı? İyi misin? Dün gece kafası kesilmiş iki kurban daha bulundu. Kentin kuzeybatısında Inhamus Parkı'na çok yakın bir evde. Kurbanların profesyonel medyumlar Stefano ve Adrian Petrescu olduğu anlaşıldı. Yüzbaşı Trevis, kurbanlar sizce rastgele mi yoksa bilinçli mi seçiliyor acaba? Söyler misiniz? Tüm bildiğimiz kurbanların omurgalarına darbe alarak felç oldu. Ve cinayet... Bu heriflerin ağzından tek kelime alamazlar. Ben bir süre çıkıyorum. 10 yıl önce Romanya'dan göç eden ve 16 yaşında Ora adında bir kızları olan... Grace'i söyle, gitmeliyim. Bugün zor durumda. İyi bir hikayenin peşindeyim. Ve kızları Ora da dün geceden beri kayıp.
Neden eve gitmek istiyorsun Ora? Birkaç elbise almam lazım. Adımı nereden biliyorsun? Haberlerde duydum. Gerçekten üzgünüm. Şu anda neler hissettiğini biliyorum. Yanında kalabileceğin bir akraban falan var mı? Bak bu seni hiç ilgilendirmez. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Yardımına ihtiyacım yok. Bak eve gitmemiz gerektiğini sanmıyorum. Bence bir doktora görünmelisin. Doktor mu? Bak daha fazla doktora ihtiyacım yok. Ben birinden daha yeni kaçtım. Ve fazlasına ihtiyacım yok, tamam mı? Sadece ailemi kimin öldürdüğünü bulmalıyım. Ha, burada dur. Çok yakına park etme. Elektrik yok. Dün geceki fırtınadan olmalı. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Evet. Pekala, bodrum nerede göster. Aşağı inmeliyiz. O burada sanırım. Mükemmel. Geri döneceğim. Anne. Anne. Ve son ol ve son olmayacak. Katliyorum. Biliyorum. Evet. Katili bilen tek kişiyim. Katil! Bırak Enzo! Ne oluyor? Ben yeni tanıdım. Kimi tanıdın? Annemi. Bunu ilk kez duyuyorum. Tamam. Tamam. Tamam.
Hadi hadi. Ne oldu? Biri penceremi kırmış. Bu bir uyarı olmalı. Lanet olsun. Polis. Tamam, sakın kalkma. Merhaba. Benim için büyük bir öykün varmış. Bana anlatmaya ne dersin ha? Dinle. Ona kadar geri dönersen beni televizyondan aramayı dene. O zaman yeniden yayında olacağım. Hoşça kal. Gabriel, ne yapıyorsun? Yatağa git. Anne, o evde bir kadın var, bana bakıyor. Hareket etmiyor. Hadi yat Gabriel. Orada kadın falan yok. Evet var. Bana bakıp duruyor. Siyah bir kadın. Geç saatte aradığım için üzgünüm Bay Feriday. Fakat dışarıdaydınız. Bu gece bir kurul toplantımız var. Sizinle konuşacağım tek konu şu kaçan genç kadın. Ora Petrescu. Doktor Jud, klinik böyle haberlere konu olmamalı. Onu bana bırakın Bay Feriday. Onu bulacağım. Kafam, kafam. Kafamı, kafamı kesti. Merhaba. Bu gece buluşalım mı? Bu gece olmaz Grace. Ne yani, beni görmek istemiyor musun? Şey, aslında burada başka biri var. Diğer odada uyuyor. Tanıdığın biri mi? Hayır. Tanıştığım bir kız. Gidecek yeri yoktu. O zaman hoşça kal. Grace. Grace. Anoreksi hastası olduğunu söyledi. Ben bunu nasıl anlamadım bilmiyorum. Şey, bak bunun için kendini suçlama. Anoreksi olanlar bunu hep gizler. Onlar iyi kızlardır. Sorunlarını gizlerler. Sahi mi? Ya başka? Şey, bakalım. Dengesiz bir anneye derinden bağlıdırlar. Genelde orta üst sınıf kızlar ve oğlanlar. Artistik olanlar. Bakalım başka. Evet, seksi nasıl unuturum, seks. Ne olmuş sekse? Onunla yattın mı? Anne, o sadece bir çocuk. Onda böyle bir eğilim gördün mü? Hayır. Demek istediğim, anoreksi olanlar seksten korkar. Tüm bu saçmalıklar başlamadan önce çocukluklarına dönmek isterler. Dışarıda onlardan 8 milyon tane var. Bütün bunları nereden biliyorsun?
Çünkü Oprah ve Donahue'yu izliyorum herkes gibi. Ben böyle şovları izlemiyorum. Bak işte bu da senin sorunun. Bu televizyon. Yani büyük bir iş. Sadece gelip uğrayacağın bir şey değil. Bak bu şeyi izleyip bunları da yemelisin. Bu da anoreksiyi önlemenin tek yolu ha? Bak arkadaşın ciddi şekilde tehlikede olabilir. Birçok anoreksi hastasının öldüğünü biliyorsun. Çoğu da intihar eder. En kötüsü ise ona yardım etmene izin vermez. Yani yardım etmeni isteyecek ama izin vermeyecek. Peki bu hale nasıl geldi? Anne ve baba sorunları. Bu kızların çoğunun klasik bir rüyası vardır. Babasının onu şefkatle öpmesini hayal eder. Kokarya konnişi. Telya politeus. Kendine yemek yapmış anne. İlerleme kaydediyor. Hayır. Yalan söylüyordur. Çoğu iyileşmez. Bu yüzden intihar ederler. Çoğu anoreksik ölür.
dışarıda onlardan 8 milyon tane var. Dengesiz bir anneye derinden bağlıdırlar. Babasının onu şefkatle öpmesini hayal eder. Bu neydi? Bilmiyorum. Bir bakayım. Neymiş? Gitmiş. Peşinden gideceğim. Komik olma, bununla şoka girecek değil herhalde. Ha Grace, yapma, o bir çocuk. O seni ve herkesi işletiyor. İnan bana Grace, yardıma ihtiyacı var. İntihara meyilli. Faraday kliniğinde yatmış. Faraday kliniği mi? Şaka ediyorsun. Onu taciz etmişler, o da kaçmış. O manipülatif küçük bir sapık. Bırak gitsin. Canın cehenneme Grace. David. David. Lanet olsun. Dün gece için üzgünüm. Gitmek istemedim ama elimde değildi. Bana kızdın mı? Hayır. Sen bana kızdın mı? Hayır, ben de sana kızmadım. Tamam güzel, çünkü işe gitmeliyim. Neden? Neden mi? Çünkü düzenli biri gibi görünmek zorundayım. Baksana, neden pazara gidip sana güzel görünen sebze ve meyvelerden biraz almıyorsun? Tamam. Sana yemek yapmaya çalışacağım. Gördün mü? Sana televizyon izleyerek her şeyi öğrenebileceğini söylemiştim. Ayın 18'i, 23'ü ve 29'unda. Anlıyor musun? Aman Tanrım. Sadece yağmurlu günlerde öldürülmüş. O zaman yağmurda dolaş. Evet. Evet, burada, bir dakika. Telefon sana. Yeni kız arkadaşın. David, pazara gittim ve orada Doktor Jude'u gördüm. Peşime düştü ve kaçtım ama... Ah, hayır! Hayır, bırak!
Orada mısın? Ora? Burada değil. Ne demek burada değil? Ne cehennemde peki? Ben kaygılandım. Senin için kaygılandım. Onun için kaygılandım. İntihara meyilli demiştin ve ben de... her sorumlu insanın yapacağı bir şeyi yaptım. Faraday kliniğini aradım. Ve gelip onu götürdüler. Kliniği mi aradın? Ah Tanrım. Umarım kendinle gurur duyuyorsundur. Bu kadar çabuk görüşeceğimizi sanmıyordum. Yoksa bunu sevimli kişiliğime mi yorayım? Gidebilirsiniz. Bayan Petrescu eski bir dosttur. Ora, şu anda sahipsizsin. Sana bakmalıyım. Ve her şey sana bağlı. Kendi içine bakmana ve geçmişle yüzleşmene bağlı. Benimle ilgilenmiyorsun. İstediğin başka bir şey var. İyileşmeni istiyorum. Bütün istediğim bu. Fakat orada gizli yalanlar var. Korkma. Her insan. Ama her insan evrende gizli kalan bir ruh taşır. Kafanın içine bak. Anıları çıkar. Ve evren orada açık bir harita gibi uzanır. Ora, bunu görüyor musun? Bu hatırlamana yardımcı olur. Ne bu böyle? Küçük, nadir bir meyve. Güçlü bir uyarıcı. Bu uyuşturucu istemiyorum. Uyuşturucu değil, hafızayı canlandırıyor. Ve bütün engelleri de yok ediyor. Sakın korkma. Hadi, al onu. Dişlerinle ez ve suyla yut bunu. Hayır, lütfen. Hadi. Hadi. Evet, ez onu. Beynin ve düş gücün birdenbire harekete geçecek. Şimdi hatırlıyorum. O sendin. Devam et. İstemiyorum. O yüz ve kafa. Onları hatırlıyorum. Annemle babamın... kafasının ardındaki... Kimin yüzü? Onu gördüm. Söyle bana. Kimin yüzü ora? Hiçbir şey görmedim. Sana inanmıyorum. Gerçek bu.
lanet olsun. Lütfen bırakın beni. Hayır. 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 Hadi bakalım. Hayır, lütfen. Lütfen. Hadi tatlım. Rahat dur, yoksa yeniden batırmak zorunda kalırım. Hayır. Hayır. Ne kadar direnirsen o kadar burada kalırsın. Hadi. Akşam. Hadi. Lütfen. Hadi. Tatlım, rahat dur. Tamam. Başladı. Ora Petrescu'yu arıyorum. Oda numarası lütfen. Bu bilgiyi size veremem. Ayrıca zaten ziyaret saati de değil. Evet. Merhaba. Neredeydin? Mazeret duymak istemiyorum ona göre. Ah!
Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Uyuşturdular mı? Bunları nereden buldun? Onları çaldım. Çaldın mı? Tamam, tamam. Burada bekle, olur mu? Burada bekle. Tamam mı? İyi olacak mısın? Ha? Burada kal. Burada kal. Çekil. Çekil. Bak, bak ne oldu? Bak, bak, bak kötü bir şey oldu. Bak, bak. Çok kötü. Anne! Sen yaptın. 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 Hadi buradan çıkalım. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen korkunç bir kafa kesme olayının son halkasına sahne oldu. Ora! Devlete düşen hastalar ilaçla sakinleştirildi. Buraya gel. Faraday kliniğinde biri öldürüldü. Biliyordum. En son o, kurban onu tanıyorum. Benim hemşiremdi. Hemşiren miydi? Walkman psikiyatrik koğuşunda evet, gece nöbeti doktor Jude'la çalışırdı. Kollarıma iğne yapardı. Herhangi bir şey duydun ya da gördün mü? Hayır. Nereye gitsem insanlar öldürülüyor. Doktor yapma. Daha önce de bazı onun ölümü senin suçun değil ki. Hakkında çeşitli defalar soruşturmalar açılmasına rağmen her birinden atlanarak çıkmayı başarmıştı. Hırsızsın. Şu anda kentte hava düzeliyor. Fakat şiddetli yağmur yüzünden trafik adeta... Bunlar onun anahtarları. Binlerce araç saatlerce yollarda kaldı. Hepsi yağmurun benim hatam. Yağmurun yeniden gelmesi beklenirken sürücülere hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyorum. Yağmurun bazı yerlerde sağanak hale dönüşebileceğini... Marigold, bu yeri biliyorum. Şimdi bir depolama yeri.
televizyonu kapatıp yatma zamanı. Eve geldiğimde seni uyumuş bulmak istiyorum. Yalnız yatmaktan korkmuyorsun değil mi? Hayır anne. Hoşça kal. Seni seviyorum. Hoşça kal. Elinde annemin kafası vardı. Ama adamı göremedim. Göremedim. Polisler şimdi burada olmalıydı. Hiç sanmıyorum çünkü burayı bilmiyorum. Evet ama mutlaka bulurlar. Hilda'nın dairesinde bir şeyler bulacaklar. Bir anahtar veya makbuz. Hadi bütün gün burada kalamayız. Burayı kiralayan kadın 7 belki de 8 yıldır buradaydı. Bana kaç kere el işareti yaptığını inanın ki hatırlamıyorum. Polisler, hadi gidelim. Hadi çabuk gidelim. Aa, bekle, bekle, bekle anahtar. Tamam, onu polislere bırak, hadi. Baksana, bu çok tuhaf. Bütün bu insanlar öldü. Aman tanrım. Bu öldü, bu da öldü. Ve bu da. Sevgili Hilda, geçirdiğimiz çılgın zamanların anısına. Sevgiler Linda. Bu o olmalı. L. Quirk. Linda Quirk. 992 Benton yolu. Buradan 1 mil ötede. En azından bu fotoğraf çekildiğinde öyleydi. Sence bu ne olabilir? Bir tür nişan ya da taç veya öyle bir şey. Bence katil o. Doktor. Katil Linda da olabilir. O bir katile benzemiyor. Bir katilin neye benzediğini bilemezsin. Herhangi biri olabilir. Bunu yarın polislere göndereceğim. İsim vermeden. Yarın çok geç olabilir. Onu tanıyordum Alice. Georgia ve Catherine'i de. Bu yüzden çok korkunç. Hepimiz bunun içindeydik. Neyin içinde? Bir kazanın. Beni tanımadan önce mi? Elektroşok terapisi. Benim uzmanlığımdı. Yani şok tedavisi mi? Her şeyi bildiğimi sanıyordum. Ama bilmediğim bir şey vardı. Quirk, Quirk. Ah, Quirk. İşte bildiğinde Quirk var ama şimdi başka bir caddede görünüyor. Baksana. Ama neden? Ne yaptın ki? Korkunç bir şey. Ondan... Ondan nasıl kaçacağımızı sandık bilmiyorum. Alo. Linda Quirk. Bir saniye. Bir adam seni arıyor. Alo. Linda Quirk'ı arıyorum. Neden? Kimsiniz? Hilda Walkman'ı tanıyor muydunuz acaba?
kapattı. Yeniden dene. Açmıyor. Gitsek iyi olacak. İşte onlar. Onlar. Buraya gelin. Buraya gel. Gel buraya. Ne istiyorsun? Sadece konuşmak istiyorum. Evet bu. Tamam. Bunu biliyordum. Tamam. Buradan arabasını görebiliyorum. Sence yağmur yağacak mı? Güzel bir gün. Kesinlikle yağmayacak. Alo Linda, sen misin? Ah, neyse ki iyisin. Bir oteldeyim ve hemen oradan çıkıp buraya gelmeni istiyorum. Şey, bir dakika, sakin ol. Sanırım aşırı tepki gösterdin. Onlar sadece bir çift çocuktu. Hiç tehlikeli görünmüyorlardı. Boşuna telaşlandın. Bak, kim olduklarını bilmiyorum ama tüm bildiğim tehlikede olduğumuz. Evimdeysen lütfen hemen oradan çık. Aman tanrım, belki polisi aramalıyız. Buraya geldiğinde konuşuruz. Pekala. Neredesin? Hopkins Oteli. Oda 301. Havaalanına çok yakın. Geliyorum. Dikkatli ol. Hoşça kal. Olmak istedim. Tabii ki buradayım. Uzaklaş. Neden? Çünkü yağmurdan uzak durmalısın. Hayır, tamam. Tamam, onları ödeyeceğim. Alo. Bak, sana ödeyeceğim. Evet, hemen onu gönderin. Tamam.
Pekala, görüşürüz. Alo. Evet. Tamam. Tamam, ödeyeceğim diyorum. O Doktor Lloyd. Doktor Lloyd hala burada mı çalışıyor? Hayır. Uzun zaman önce ayrıldı. Bir süre önce yeniden ortaya çıktı. Berbat görünüyordu. En son çalıştığı dispanserden ayrılmak zorunda kalmış. Ama bütün bunlar gizli kalsın, olur mu? Merak etmeyin. Onu nerede bulabilirim peki? En son Verfast'ta yaşadığını duymuştum. Oradaki barlara bakarsanız bulursunuz. Peki. Sağ olun. Bu Hilda Waltman burada çalışırdı. Ve Linda Kvist. Harry, kadınların kimliğini biliyorum. Ben adamın kim olduğuyla ilgileniyorum. Bu doktorluk. Ne garip. Az önce genç bir adamın elinde de aynı fotoğraf vardı. Ona ne söyledin? Verhas Caddesi'ne gönderdim. Ne istiyorsun? Doktor Lloyd musunuz? Evet, ama belki başka bir hayattı. Linda Quirk. Hiç param var mı dostum? Hayır, param yok dostum. Linda Quirk, Hilda Waltman. Bu isimden sana bildik geliyor mu? Hadi Catherine Duran, Georgia Beni Jackson. Beni rahat bırak lütfen. Hepsi öldü biliyorsun değil mi? Ne olmuş, insanlar her gün ölür. Başları kesilmiş. Ne? Başları kesilmiş dedim. Lanet olsun.
Bu benim hatam değildi. Biliyorum. Hayır. Ama Doktor Lloyd, sen bana bir şeyler söylemelisin. Bak dostum, artık çok geç. Hadi lütfen, bir şeyler biliyorsunuz. Hayır, şimdi beni rahat bırak, tamam mı? Dinle bak, numaramı yazdığını fikrini değiştirirsen beni ara. Biz sadece iyi birer komşuyduk. Üzerinde sadece bir telefon numarası bulduk. David. O da ne? Yeah.
sevdim. Sevdim. Hadi gelin de şuna bir bakın. Tam orada dur. Lanet olsun. Hadi gidelim buradan. Tamam. Tamam. Hey bir şu tarafa gel. Oraya basma dikkat et. Tamam tamam. Deminler tamam. Yok olmasın. Tamam şuradan geç. Şunu gördün mü? Bu bölgeyi çevirmemiz. Tamam. Burası yasak bölge. Ora. Ora. Sevgili David, annemin yanına gidiyorum. Lütfen beni affet. Seni daima seveceğim. Ora. Hayır! Ora! 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 Ne söyledi? Kurtarın onu dedi. Artık çok geç. Kurtarın onu. Kurtarın onu. Son birkaç haftadır kentte süren kafa avcısı terörü bu sabah eski model bir Cadillac'ın önce polis bariğine ardından da Veronica Gölü yakınlarındaki bir koruyucu parmakla çarpmasıyla sona erdi. Sürücü Dr. Leopold Jude anında öldü. Arabasında kelle avına kurban giden 7 kişinin başsız vücutları bulundu. Ben Aldrich olay yerindeydi. Yüzbaşı Travis, Doktor Jude katil miydi? Burada bulduğumuz kanıtlar kesinlikle bunu gösteriyor. Peki bunu neden yaptı? Gizli bir takıntısı olduğu anlaşılıyor. Bundan başka bir neden göremiyorum. Soruşturma devam edecek mi yüzbaşı? Bana göre bu olay kapandı. Saygın ve parlak bir psikolog olan Faraday Kliniği'nde anoreksi uzmanı ve yönetici olarak uzun yıllar çalışan Dr. Leopold Jude'u bu suçları işlemeye yönelten şey neydi? Kurbanların ortak noktası neydi? Onları korkunç bir kaderle birleştiren ortak bir sırları veya geçmişleri var mıydı? Bu ve bunun gibi daha birçok soru gelecek haftaki özel haberimizin konusu olacak. Fakat çok açık olan bir şey var. Kabus bitti. Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Ne olacağını bilmiyorum. Evet, sonuçları birlikte göreceğiz. Grace Harrington. Grace. Benim. David. Şu formlara ihtiyacım var. Hadi Grace. Lütfen. Sadece birkaç tane. Tamam. Güzel, evet.
Evet güzel. Bu o mu? ...19.50 tutuyor. Teşekkür ederim. İyi günler. Mal. Gelsene. Bu reçete sahte. İşte şu adam. Hey dostum. Hey, o reçete sahteydi. Onu geri ver. Geri ver diyorum. Merhaba. Buralarda siyah montlu bir kız gördün mü? Emin misin? Benim en iyi arkadaşımdır. Üzgünüm. Sizi bir başkası sandım. Bilezik takan biri.
Dışarıda mıyım sandın ha? Beni görmek mi istedin? Orayı görmek istedim. Göreceğimi biliyordum. Neredeyiz? Annemin evinde. Aa, o kadın o muydu? Yani yaşıyor ha? Tanrım, şimdi nerede peki? Yukarıda. Çabuk, hadi, hadi. Onu dışarıda tutmalıyız. En azından denemeliyiz. İyi misin? Hala anlamadım. Annenin öldüğünü sanıyordum. Onu gördüğünü söylemedim. Bir ceset gördüm. Ama o değildi. O bir komşuya aitti. Aman Tanrım. Kendi ölümünü tezgahladı. Onu görmem gerekirdi. Tam olarak gözümün önündeydi. Karanlıkta iki kafa tutar gibi görünüyordu ama sadece bir kafa vardı. Ve o da babamınki. Ben annenin öldürüldüğünden emindim. Hayır. Hayır. Jude kimseyi öldürmedi. Ama annemin katil olduğunu biliyordu. Annem. Buradan çıkmamıza yardım edin. Bu insanları annenin öldürdüğüne inanamıyorum. Babanı öldürdüğüne emin misin? Evet. Neden? Neden? Geliyor. (Gülüyor)
zinciri çıkarın. Bunu yapma. Anneni böyle kilitleme. Sana zarar vermeyeceğimi biliyorsun. Seni dinlemiyorum. Sana zarar vermeyeceğim. Şimdi çıkar şunu. Zincire çıkar. Hayır. Çıkar şunu. Hayır. Çıkar. Onu hemen çıkar. Bunu neden yapıyorsun? Diğerlerinden sonra duracağımı sanıyordum. Lütfen, lütfen anne, lütfen. Onları neden öldürdün? Çünkü... Nikolas. Nikolas. Hadi biraz daha dayan. Nikolas. Tamam bebek, vermek üzere. Çok az kaldı. Tamam çok az kaldı. Hadi durun, durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Bebeğin başını kopardın. Bileceklerini sandılar. Fakat Nicholas bana geldi. Onu öldürenleri bana söyledi. Ben de yaptım. Ve siz sırrımı biliyorsunuz. Kızım. Hayır. Hayır. Anne, anne, hayır. Bayan Petrescu. Size birkaç soru soracağım. Bize bir şeyler anlatabilir misiniz? Olanları gördünüz mü? Gördüğünüz gibi konuşmak istemiyor. Lütfen. Bu lanet gazetecileri çıkarın buradan. Doktor Jude'u tanıyordum. Onun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Doktor Jude. Doktor Jude. Annenizle mi çalışıyor? Çalışmak. Aşık mıydılar? Aşıklar. Cinayetleri anneniz mi işledi? Cinayetler. Çekil. Bu cinayetleri anneniz mi işledi? Hey, hey, nereye gidiyorsun? Bırakın gitsin. Ora. Bitti artık. Tamam, gidebilirsiniz. Benim, David.
Ha? Bırakın. Bitti artık. Tamam, gidebilirsiniz. Hadi gidin. Hadi hadi. Seni asla incitmeyeceğim. Hep yanında olacağım.